Herkese iyi akşamlar. Gelenekselleşen çarşamba TSRM webinarları için yeni bir çarşambada yine birlikteyiz. Sunuma başlamadan önce TSRM Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Zeki Işık, webinar sorumlumuz Gürkan Bozdağ başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve siz dinleyicilere çok teşekkür ederek bugünkü misafir konuşmacı olarak webinar toplantımıza başlamak istiyorum. Benim bugünkü konum ovaryen simülasyonda LH süpresyon için progestinler. Literatür taraması yaptığımız zaman bunun genellikle progestin primed ovaryen simülasyon olarak adlandırıldığını görmekteyiz. Konuya bir hem tarihsel bir bakış açısı hem de fizyolojide bazı unuttuklarımızı hatırlayarak yola devam etmeyi ve başlamayı düşündüm öncelikle. IVF teknolojisindeki gelişmelere baktığımız zaman ilk 1978'de Louise Brown'un doğumuyla gerçekleştikten 42 yıl sonra ne gibi gelişmeler var diye baktığımız zaman aslında laboratuvar anlamında iki büyük gelişme olmuş sadece. Birisi mikroenjeksiyonun bulunması, bir tanesi de öncelikle yavaş, daha sonra da vitrifikasyon dondurma yöntemleriyle kümülatif gebelik oranlarının artmasına katkıda bulunması görülüyor. Bizim laboratuvar dışında kendi klinik perspektifimizde ovaryen simülasyonun tarihçesine baktığımız zaman öncelikle gonadotropinlerle başla. İlk doğumun anstimüle bir siklusta başladığını biliyoruz ama daha fazla oosit ve daha fazla gebelik oranları için gonadotropinlerin sahaya girmesi çok kısa zamanda olmuş. Bunların gelişimine baktığımız zaman içerisinde intramusküler formlardan subküten formlara, daha sonra hasta konforunu ve kullanım kolaylığını arttıran penlerin gelişimi. Bu arada kullandığımız gonadotropinlerin kalitesinin, tutarlılığının, güvenliğinin artması. Ayrıca rekombinant teknolojinin devreye girmesi, spesifik ve saf aktiviteli ürünlerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Peki bizim ovaryen simülasyonumuzun vazgeçilmez bir parçası GnRH analogları. Buna nasıl ihtiyaç duyuldu? Tek başına gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu, daha doğrusu ovaryen simülasyona başladığımız zaman en büyük sorunumuz prematür olarak LH surge'un başlanması. Bu nedenle günümüzdeki standart yöntem GnRH analogları. GnRH analoglarından özellikle agonistler ilk olarak bulundu 1986 yılından itibaren. İkinci partta da antagonistler 1994 yılından itibaren IVF pratiğimizin ayrılmaz parçaları olarak yollarına devam ediyorlar. Bugünkü webinarımızın konusu progestinler. Aslında bu yeni bir öykü, 5 yıllık bir öykü. Bunları şimdi birlikte irdeleyeceğiz. GnRH analoglarının etki mekanizmasına baktığımız zaman hipotalama hipofizer seviyede analogların etki ettiğini biliyoruz. İki tip var, analog olarak agonist ve antagonist. İlk başta piyasaya çıkan agonistleri düşünürsek, öncelikle bir hipotalamik düzeyde GnRH flare etkisi, daha sonra hipofiz düzeyinde pituitary down regülasyon yaparak prematür LH surge'ünü engelliyor. Daha sonra gündeme gelen analog olan antagonistler ise direkt gonadotropinlerin süpresyonuyla daha hızlı bir etkiyle flare etki olmadan LH süpresyonu sağlıyor. Özellikle antagonistler muhtemelen hepimizin kliniğinde yoğun olarak kullandığımız bir GnRH analogu. Çünkü kullanımı kolay, OHSS riskini daha az olduğunu biliyoruz DONQ veya agonist protokollere göre. Şimdi progestinlerle LH süpresyonunu anlamak için birazcık fizyolojiyle başlamak istedim. Bildiğimiz gibi LH surge döneminde nasıl işliyor burada over ve hipotalamo hipofizer aks? Over'den salgılanan yüksek seviyedeki östrojen düzeyleri ve özellikle de şuradaki tabloya baktığımız zaman LH piki ile östradiol pikinin birbirleriyle paralellik gösterdiğini ve asistanlıktan beri ezberletilir bize. Östradiol seviyelerinin bir pik yapması ve pikten sonra istikrarlı olarak yüksek olması LH pikini başlatır ve bu da ovülasyonu tetikler diye. Bundan sonraki bu aşamada ovülasyon olduktan sonra yüksek progesteron seviyelerinde hipotalamusta GnRH pulslarının aktivitesinin azaldığını ve hipofiz düzeyinde de down regülasyon yaparak LH düzeylerini düşürdüğünü biliyoruz. Bunu da gördüğünüz gibi progesteron arttıkça LH'ın düşük olduğunu görüyoruz. Peki, LH için östrojen gerçekten, östrojen seviyeleri bu kadar önemli mi? Bunlar niye sorgulamaya ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü ovaryen stimülasyon sikluslarında biz görüyoruz ki östrojen seviyelerimiz çok yüksek seviyelere geliyor.
Ama her hastada LH search olmuyor. Özellikle de önde gelen matür folikümüz 14 milim değilse LH search'ünü az görüyoruz. O zaman bu aslında sadece östrojen seviyeleriyle LH peakinin arasındaki basit bir korelasyon olamaz. Bu çok ayrı bir konu ama dominant folikülden salgılanan başka faktörler muhtemelen tetiklemede önemli. Bu konuyu açmamın sebebi progestinlerin LH sörcünü engellemesindeki mantığı anlarsak daha kolay çalışmaları yorumlayabiliriz. Bu konuda çok güzel bir çalışma var 2015 yılında. 10 tane oylatı gönüllü hastaya. Aromatoz inhibitörü olarak letrozol adetin ilk 3 gün içerisinde başlanıp 22 gün süreyle veriliyor ve çok düşük östrojen seviyelerine rağmen ovülasyon olduğunu görüyoruz. Bakın 80 pikogram mililitrin altında letrozol siklusunda sürüm eiküleri olduğu halde hastalarda hatta natürel siklustan daha yüksek seviyede progesteronların olduğu ve bu 10 gönüllü hastada da ovülasyon olduğunu biliyoruz. Yani düşük E2 seviyesine rağmen yani mantık olarak fizyolojide yüksek östrojen LH pikini yapıyordu. Burada çok düşük ama gene de LH piki gerçekleşerek ovülasyon oluyor. O zaman bildiğimizin dışında da şeyler var. Bu çalışma geçen yıl Fertility'de yayınlanmış. Gerçekten çok severek okudum. 2 sayfalık ama çok güzel progesteronun özellikle ovülasyon döneminde gonadotropinlerin triggerında östrojenden daha önemli olduğunu çok güzel olarak anlatan bir makale. Burada gene fizyolojiye baktığımız zaman LH search öncesi şurada LH search'ün başlamasından 12 saat önceki hafif progesteron artışının LH ve FSH salınımına yol açtığını ancak bakın burada lüteal dönemde ya da OKS kullanımda ya da gebelikteki yüksek progesteron seviyelerinin LH düzeylerinde belirgin bir azalmaya yol açtığını, bunu da hem progesteronun kendi reseptörlerini hem de GnRH reseptörlerinin down regülasyonu yaparak ovülasyonu engellediğini görüyoruz. O zaman progestinler ile biz LH süpresyonunu yapabiliriz. Böyle teorik olarak ve fizyolojik olarak mümkün görünüyor. Biz bu mantığı, bu mekanizmayı 2 şekilde kullanabiliriz. Birisi endojen progesteronla yani luteal stimülasyon dediğimiz ve şu an hepimizin bildiği ama yıllar öncesinde bunu bir takım doğru bildiğimiz yanlışlar nedeniyle farklı yaptığımız bir stimülasyon şekliydi. Birazdan anlatacağım. Bir de biz eksojen olarak progesteron vererek bunu sağlayabiliriz. Doğru bildiğimiz yanlışlar dedim. Bunlar neler? Biz yıllarca sadece her kadında bir menstrüel döngü boyunca bir tane foliküler dalga olduğunu, bu foliküler dalganın lüteal dönemde seçilmeye başlayarak özellikle foliküler dönemde arttığını, seçilmenin ve bunun içerisinde dominans kazanan folikülün ovülasyona doğru giderken diğerlerinin regresi olduğunu biliyorduk. Bu nedenle biz ovaryon stimülasyonu hep foliküler dönemde başlıyorduk klasik olarak. Ama bir takım hastalarda, özellikle kanser hastalarında kemoterapinin, cerrahinin ya da radyoterapinin gecikmemesi için bu hastaların 1-2 haftalık belki de 3 haftalık kayıpları önemli olabileceği için alternatif yöntemler bulunması gerekiyordu. 1999 yılında ilk onkoloji hastalarında kriyoprezervasyonun yapıldığı bir case report'u özellikle koydum burada. 1999 Richard Anderson tarafından yapılmış 6 hasta kanserli ama geldiklerinde lüteal dönemde ve onkolojik durumları nedeniyle beklememeleri gerekiyor. Burada korpusliton varlığında biz yeni bir foliküler kohortu başlayacağımızı bilmiyoruz. Çünkü tek kohort var ve o da foliküler dönemde uyarabiliriz gibi düşünüyoruz o dönemler 99'larda. O zaman korpusliton'un 1 miligramlık bir antagonistle litolizis sonrasında hasta mens gördürülerek daha sonra embriyo kriyoprezervasyonuna gidiyor bu hastalar. Ama şimdi biliyoruz ki ve 2003 yılında bunu Berwald çok güzel bir çalışmayla gösterdi. Kadınların %68'inde aslında bir menstrüel siklus boyunca 2 farklı dalga var. Hatta %32 kadında da 3 tane ayrı dalganın aynı anda seyrettiğini görüyoruz. Bu ne demektir? Siklusun değişik dönemlerinde uyarılabilecek farklı foliküler dalgalar olduğunu biliyoruz. Artık biliyoruz ki kriyoprezervasyon özellikle onkoloji hastalarında herhangi bir zamanda başlayan random start ovaryen stimülasyonda lüteal faz progesteron seviyeleri korpusitomun varlığı senkronizasyonu bozmuyor. Biz erken foliküler, geç foliküler ya da lüteal dönemde başlarsak bu 3 grup arasında senkronize foliküler gelişim, topladığımız EM2 oranları ve fertilizasyon oranları benzer. Bunlar da daha sonraki yaptığımız FET sikluslarında da gebelik oranları makul ve kabul edilebilir düzeylerde. Bu onkoloji hastalarındaki başarılardan sonra alınan güçle
Onkolojik olmayan hastalarda acaba biz bu endojen progesteron yüksek olduğu luteal dönemde acaba ovaryen stimülasyonu yapabilir miyiz diye ilk defa 2014 yılında Çiğdem Kuang ve arkadaşları luteal faz döneminde onkoloji dışında normal IVF hastalarında bir çalışma yapıyor. Bu çalışmanın dizaynını şöyle ayarlıyorlar. Spontan ovülasyon sonrası aromatoz inhibitörüyle 225 mg international HMG ve trigger içinde GnRH trigger kullanılıyor. Burada MPA'yı yani eksojen progesterini dışarıdan veriyor ama mantık burada LH'ı baskılamak değil. Özellikle erken menstruasyon olup o sırasında ekstra bir enfeksiyona yol açabilir mantığıyla mense olmasın, adeti geciksin diye MPA veriliyor. 242 hasta ve bunlardan elde edilen embriyolarla 229 fet siklusu değerlendiriliyor. Bunlara baktığım zaman bu çalışmada primer atkan acaba yeterince oosit toplayabilecek miyiz ve bunların matürasyon oranı nasıl? Baktığımız zaman ortalama 13 oosit ve 11 EB2 gayet normal responder hastalar için uygun bir sayı. Bu hastaların serolojik testlerine baktığınız zaman LH seviyelerinde bakın trigger gününe kadar hiçbir artış yok. Progesteron seviyeleri yüksek ve trigger gününden sonra tekrar yükseliyor. Bu çalışma daha sonra ilk embriyo transferi ve ikinci ve üçüncü embriyo transferleri sonucu sekonder outcome olarak implantasyon oranlarının ortalama %40, klinik gebelik oranlarının %55, devam eden gebelik oranlarının da %49 olduğunu rapor ediyor. Gayet kabul edilebilir gebelik oranları. O zaman yüksek endojen progesteron etkisinde luteal faz ovaryen simülasyonu çalışıyor. Peki biz bunu eksojen progestinlerle foliküler fazda yani eksojen progestin baskısı ile simülasyon yapabilir miyiz? Bugünkü webinarımızın konusu bu. Bu uzun girişten sonra konumuza gelebildik. Aslında bu konuda 5 yıldır çalışıldığını söylemiştim ama bunun fizyolojik temelleri aslında çok daha eskiden biliniyor. 1998 yıllarında ilk defa oral kontraseptiflerin daha az kullanım süresiyle ya da oral kontraseptifteki tabletler unutulduğu zaman ovülasyon nasıl etkileniyor ile ilgili bir çalışma yaptığı zaman Letir şunu göstermiş iki grupta. Bakın 5 gün östradiol, daha sonrasında 9 gün lete sadece 14 gün OKS kullanarak ve bu OKS'yi klasik olarak adetin en geç 5. günü başlansın ovülasyon inhibisyonu için dediğimiz halde 6. gün hatta 9. gün başladığında bile östradiol eğer LH tetiklemesinden önce progesterona başlamışsak LH sürecini engelleyebildiğini gösteriyor. Bakın her iki grupta da TSH ve LH seviyeleri OKS ve sentetik progesteronlar hızlıca düşürülüyor ve İlacı bıraktıktan 5 gün sonra normale dönüyor ve bu hastalarda ovülasyon engellenebiliyor. Yani burada progesteron gerçekten önemli bir role sahip. Aynı çalışmacı bu sefer bu mantığı acaba IVF hastalarında kullanabilir miyiz diye yine güzel bir çalışma yapıyor. 10 ovülatuvar olduğu daha önceden bilinen gönüllü hasta sadece 5 gün süreyle östradiol ve neta veriyor. Bunu da gene iki gruba ayırıyor. Siklusun 6 ile 10. gün arası ya da 8. günü gibi geç bir zaman aslında başlanıyor ve aslında burada düşündüğünüz zaman antagonistler gibi neredeyse. Antagonistler de LH pikine başlamadan önce verdiğimiz zaman LH pikini engelleyerek ovülasyonu engelliyor. Onlar kadar efektif olduğunu gösteriyor bu çalışmada da. Peki o zaman biz niye kullanmadık bunları? Niye iğneler, long agonistler, short agonistler ya da antagonistler yaptık? Çünkü biliyoruz ki progesteron kullandığımız zaman endometrium ileri gidiyor, endometrial advancement oluyor ve embriyo ile endometrium senkronizasyonu bozuluyor. Böyle bir şey yaptığımızda mutlaka tüm embriyoların dondurulması gerekiyor. Bunun da çaresi nasıl bulundu? Bildiğiniz gibi son yıllarda özellikle vitrifikasyonun bulunup kriyoprezervasyon sistemlerinin gelişip fet sikluslarında gebelik oranlarının taze sikluslara benzer olması nedeniyle fet siklusları gündeme geldi ve progestinlerle LH baskılanması biraz daha konuşulmaya başladı. Eksojen progesteronlarla ilgili sunum planında kullanım şeklini, süresini, hangi preparatı, hangi dozda kullanmalıyız, trigger'ı nasıl yapmalıyız, OPA zamanlamasını neye göre ayarlamalıyız, güvenirlik datası var mı, hangi hastalarda kullanalım ve cost efektif mi gibi sırayla bunları işlemeye çalışacağım. Klasik olarak kullanım şekli ve süresi hemen hemen tüm çalışmalarda bir çalışma hariç onu da sunacağım size. Gonadotropinlere başladığımız gün tablet olarak, oral olarak progestinlerden bir tanesini başlıyoruz ve HCG gününe kadar kullanıyoruz. Burada amacımız gonadotropin kullanımın aynı, antagonist ya da agonist kullanmak yerine oral olarak tabletler kullanmak. Daha sonra bir tane Koç Üniversitesi'nden Şule Yıldız'ın çalışmasıydı yanlış hatırlamıyorsam.
bir tek çalışmada sadece antagonistler gibi kullanılarak, yani siklusun başında değil, aktif folikül 14 milim olduğunda başlanarak da bu LH süpresyonun daha önceki Leti ve arkadaşların gösterdiği çalışmadaki gibi kullanabileceğiyle ilgili de bir tane çalışma var. Peki hangi preparatı kullanalım? Aslında bu progestinlerin endometriyal transformasyon ya da ovülasyon inhibisyonu yapan dozları, birbirlerine denk gelen dozları ile ilgili tablolar var bildiğimiz gibi. Progesteronun 300, dibrogesteronun 30'un üzerinde olduğu söylenmekle birlikte klasik bilgide yazılarda göreceğiz 20 yetiyor dibrogesteron için. Ve MPI en çok kullanılan 3 ajan olduğu için bunları işaretledim. En çok ilk çalışma MPI ile yapılıyor. Daha sonra mikronize progesteron, dibrogesteron ve bir tane de dezogestrelle çalışma var. Klasik olarak MPI'nin dozu 10 mg, daha sonra doz çalışmalarında 4 mg, 8 mg ile ilgili çalışmalar var. Mikronize progesteron ilk çalışması 200 mg, daha sonra 100 mg ile karşılaştırmalı çalışmaları var. Dibrogesteron 20 mg, dezogestrelin tek çalışmasında da 75 mikrogram kullanıldığını görüyoruz. Bu çalışmaları anlatmadan önce şunu dikkat etmenizi istiyorum. Bu çalışmalarda short agonist protokol. Kullanılmış analog olarak. Biz kendi klinimizde açıkçası çok uzun yıllardır short agonist kullanmıyoruz. Çok uzun dönem önce pull responder'larda kullanıyorduk ama daha düşük dozlarda GnRH analoglarını, agonistlerini sulandırarak kullanmak bize biraz pratik gelmediği için şu an rutinde kullanmıyoruz ama ilk çalışmaların hemen hepsi ilk 3 yılda short agonistle yapılmış çalışmalar. İlk çalışma Çin'den Kuang ve ekibi tarafından geliniyor. Zaten çalışmaların çoğunun bu ekip tarafından yapıldığını ve Çin'den geldiğini görüyoruz. Bu MPA yani medroksiprogesteren asetatla yapılan ilk çalışmada short agonistle karşılaştırılmalı bir çalışma bu. 10 mg MPA tercih ediliyor. Bu çalışmanın primer outcome'ı oosit sayısında iki oositlik farkı saptamak, prospektif bir çalışma, non-inferiority çalışması. Bu çalışmaya baktığımız zaman özellikle ilk primer outcome'ımız neydi? Oosit sayısı. Baktığınız zaman toplanan oosit sayısı, M2 oranı arasında bir fark yok. Çalışma grubumuz MPA ve kontrol grubumuz short protokol. Burada gördüğünüz gibi oosit retrieval rate yani beklediğimiz folikül başına toplanan oosit sayısı kontrol grubunda %63 iken MPA grubunda %70 ve bu istatistiksel anlama ulaşıyor. Yani daha çok folikül başına daha çok oosit toplayabiliyoruz. Bunun handikapı ne olabilir diye ben de çalışmayı irdelediğim zaman kontrol grubu HCG kullanırken MPA grubunda GnRH trigger ya da dual trigger kullanılmış. Acaba bunun etkisi olabilir mi? Burada önemli olan bir şey de hiçbir hastada short protokolde LH prematür uterinizasyon olmazken çalışma grubunda sadece bir tane hasta var. İstatistiksel olarak anlamlı değil. Bu çalışmanın ilk bize gösterdiği HMG kullanım süresi istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte klinik anlamı tartışılabilir. Burada bir gün kadar uzatmış. HMG dozlarında da gene istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte 300-400 ünite civarında bir artıştan bahsediyor. Şimdi bu çalışmanın ek materyallerini incelediğimiz zaman aslında MPA grubunda öncelikle GnRH trigger, GnRH analoğu ile trigger planlanmış. Ancak ilk 53 hastanın 3'ünde yetersiz LH pik ve 2 hastada da beklenenden az M2 olunca doğal trigger'a geçilmiş. Çalışmacı da bunun aslında bir confounding faktör olmadığını söylemek için şöyle bir ek tablo eklemiş. Evet biz ilk 53 hastanın 3'ünde böyle bir sonuç gördük. Sonra doğal trigger'a yani GnRH analoguyla birlikte düşük doz HCG verdik ama bu iki grup arasında toplanan oosit sayıları, M2 oranları ve oosit toplama oranları arasında bir fark olmadığını söylüyor. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen embriyolarla yapılan fet sikluslarının sonuçlarını karşılaştırdığı zaman canlı doğum oranları arasında bir fark olmamakla birlikte MPA grubunda bakın %5 civarında, %35'e 42 hatta %7 civarında bir fark var. Bu çalışmada bu istatistiksel anlama ulaşmasa bile daha sonraki meta analizlerde birikerek ongoing ve liver rate datasında progestinler lehine bir bulgu bulmamıza neden olduğu için bunu da irdelemek gerekiyor.
Canlı doğum oranları bu çalışmada benzer ama dikkatinizi çekmek istediğim nokta transfer edilen embriyo sayısı burada gördüğünüz gibi çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek. Bu önemli bir confounding faktör olabilir. Yani canlı doğum oranlarını arttırdığını iddia etmek için. İkinci çalışma bu sefer Zhu gene Çin'den geliyor. Bu sefer utrogestan, yani progesteron, mikronize progesteron kullanıyor 200 mg dozunda. Ama retrospektif bir çalışma bu. 187'şer hasta alıyor. Burada da baktığımız zaman gene aynı şekilde HMG dozu ve süresi biraz uzun. Klinik olarak anlamı tartışılır ama istatistiksel anlamlı. Yalnız burada ultragestan grubunda 10 milimin üzerinde ve 14 milimin üzerinde folikül sayısı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek ve ilginç olarak her bir toplanan oosit başına viable embriyonun daha yüksek oranda olduğunu söylüyor. Retrospektif küçük çalışma. Ancak bu endpointimiz olan klinik gebelik özellikle ongoing gebelik oranları üzerinde dondurmuş embriyo transferleri kıyaslandığında istatistiksel anlamına ulaşmasa bile ultragestan grubunda bir miktar daha yüksek %43'e 35 olarak görünüyor. Burada da gene trigger ile ilgili bir handikap olabilir. GnRH trigger ya da HCG trigger yapılmış standart bir tedavi yok. Ve HCG ile trigger yapılan grupta sadece GnRH analoğuyla yapılan trigger grubuna göre viable embriyo oranlarının ve oocyte retrieval oranlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu çalışmalara bakarak kesin yorum yapmak mümkün değil çünkü standart bir trigger yöntemi kullanılmamış. Bundan sonraki çalışmalar gene dediğim gibi Çin'den geliyor. Özellikle 100 miligramla 200 miligramın karşılaştırdığı bu çalışmada hasta sayıları prospektif kontrollü bir çalışma olmakla birlikte çok az 75. Çünkü burada power analizi prematur LH search oranına göre yapılmış. Antagonistlerde %1,56 olarak kabul edilmiş ve trigger olarak GnRH trigger kullanılmış. Matür oosit oranı burada 200 mg ile daha yüksek olduğunu görüyoruz. İstatistiksel olarak anlamlı. Hiçbir hastada ne 200 mg ne de 100 mg grubunda OASS ya da prematur LH search gerçekleşmediğini görüyoruz bu çalışmada. Ve sonunda dondurmuş embriyo transferi yapılan hastaların 100 mg ile 200 mg grubunda istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ama gayet makul %50'ler civarında klinik gebelik oranları olduğunu görüyoruz. Peki burada 100 mg ile 200 mg arasında herhangi bir fark var mı? Evet, aşırı baskılanmış LH seviyeleri özellikle 200 mg dozunda daha yüksek. Burada bu çalışmada aşırı baskılanmış LH 1,2'nin altı olarak kabul edilmiş. Peki LH'ın 1,2'nin altında olması bir handikap mıdır? Embriyo üzerine negatif etkileri var mıdır ya da oosit maturasyonu üzerine negatif etkisi var mı? Bu çalışmada oosit oranları, M2 oranları, fertilizasyon, klivaj oranları, viable embriyo, top quality 3. gün embriyo arasında bir LH'ın 1,2'nin altında ya da üstünde olmasının negatif bir faktör olmadığı ile ilgili datalar var. Yine bu aynı çalışmacı ve ekip tarafından çalışmalar arka arkaya geliyor. Retrospektif olarak da olsa bu sefer polikistik over hastalarında bu yöntem çalışılıyor. Gene karşılaştırma grubu short protokol 90 ile 99 hasta karşılaştırılıyor. Bu grupta primer outcome toplanan oosit başına viable embriyo oranı. Burada gördüğünüz gibi ultragestan grubunda %39, short protokol grubunda %34 ve bu istatistiksel olarak anlama ulaşıyor. Yani progesteron grubunda oosit başına viable embriyo daha iyi. Peki niye olabilir bu? Çalışmacı onu şu şekilde yorumluyor. Polikistik overde göreceli olarak progesteron eksikliğinin neden olduğu uygunsuz intrafoliküler steroidik bir çevre var ve bu progesterin priming ile düzeltilebilir gibi bir yorumla bunu açıklamaya çalışıyor. Ama tabii ki retrospektif bu sayıdaki hastalarla böyle bir yorum yapmak kolay değil. Burada ilk kez Tufaston çalışması. Bunda da primer outcome toplanan oosit sayısındaki iki veya daha fazla farkı tespit etmek. Burada baktığımızda progesteron yani Tufaston'un 20 mg'lık dozu ultragesteronun 100 mg'lık dozuyla karşılaştırılıyor. Hasta grupları 125'er kişilik gruplar. Toplanan M2 oranları aynı. Matür oosit oranları bu çalışmada Tufaston lehine.
Klivaj oranları ise progestan grubunda daha iyi. Dediğim gibi çok power analizleri bu hedefe doğru yönelik yapılmadığı için aslında bunlara bakıp yorum yapmak kolay değil. Devam eden gebelik oranlarında benzer olduğunu görüyoruz bu çalışmada. LH süpresyonunda Duphaston'un 100 mg ultragestandan daha potent olduğunu görüyoruz. Çünkü 9. gün bakılan LH oranlarının 1.2'nin altında olma durumu Duphaston grubunda daha yüksek bulunuyor. Zaten ovülasyon inhibisyonu için progesterojenik efektiviteye baktığımız zaman 10 mg'lık MP'in yaklaşık 300 mg ultragestana, 20 mg'lık Duphaston'un da 200 mg ultragestana eşit olduğunu düşünerek çalışmaların bu şekilde dizayn edilmesi daha doğru olabilir. İlk büyük ve güzel çalışma, randomize kontrollü çalışma, didregestronla MP'in karşılaştırıldığı çalışma 2018'de. Gene primer sonucumuz toplanan oositler arasındaki 2 veya daha fazla farkı saptamak. Bu çalışmayı irdelediğimiz zaman her bir grupta 260 civarında hasta var. Toplanan oosit sayısı, metafaz 2 sayısı benzer. Arada bir fark yok. Ama MP ile LH süpresyonu daha fazla çünkü MP'yi daha potent. Hidrogesteron ile pregesteron seviyeleri bu nedenle biraz daha yüksek. Ama sonuçta endpoint olarak klinik gebelik oranları, implantasyon oranları ve erken gebelik kayıtları arasında bir fark yok. Yani MP ile didrogesteron benzer etkinlikte kullanılabilir. Peki MP bu kadar potentse acaba 10 mg yerine daha düşük dozlar kullanılabilir mi? Bunun için de yapılan çalışmalardan ilki 4 ile 10 mg arasında bir fark olup olmadığını irdeleyen bir çalışma. Burada her iki grupta 150'şer hasta var. Embriyo transferi başına, hasta başına ve implantasyon oranları olarak gebelik daha doğrusu canlı doğum oranları arasında bir fark yok ve implantasyon oranları açısından bir fark yok. Yani 4 mg MPA 10 mg kadar efektif görünüyor. Yalnız aynı grubun daha sonra çok daha büyük bir hasta grubuyla 4.457 hasta grubunda 4 mg ile 10 mg'ın farkı olup olmadığını araştırdıkları zaman özellikle yüksek bir MI olan hasta grubunda 10 mg vermesi canlı doğum oranları açısından 10 mg lehine overweight olmayan hastalar için daha doğrusu body mass index 30'un üzerinde olmayan hastalar için 4 mg yeterli gibi görünüyor. Güncel olarak daha sık kullandığımız antagonist ve long agonistlerle ilgili olarak yapılan çalışmaları irdelediğimizde agonistlerle ilgili tek bir çalışma var bu yıl çıkan. Antagonistlerle ilgili olan çalışmaları irdelemeye başlarsak ilk çalışma Ivami tarafından 2018'de geliyor. Didrogesteronla antagonistleri kıyaslıyor. Prospektif bir çalışma 20 mg dozunda kullanılıyor. 125'er hasta. Bu çalışmayı irdelediğimiz zaman daha önceki agonist protokollerdeki gibi HMG doz ve süresi uzun, LH seviyeleri daha düşük. Baskılanmasından dolayı LH'in potent bir şekilde. Burada daha önce de bahsetmiştik. Progesteronun yüksek olması egzojen ya da endojen endometriyal ilerlemeye neden olarak implantasyonu bozuyor. Bu çalışmada da didrogesteron yani egzojen progestin kullanan hastalarda menstrüel siklusun 8-10 günde, antagonist kullananlarda 10-14 gün sonra başladığını görüyoruz. Yani burada gördüğünüz gibi 2 ile 6 gün civarında endometrium beklediğimizden daha ileri giderek erken bir kanamaya neden olabiliyor. Ama bu antagonistle karşılaştırıldığında da didrogesteronla antagonist arasında devam eden gebelik oranları açısından bir fark yok. Bundan sonraki antagonist çalışması donör sikluslarından geliyor. Burada tercihen MPA kullanılıyor. Toplanan M2 oranları açısından bir fark yok. Stimülasyon günleri, dozları, total doz açısından da bir fark yok bu çalışmada. GnRH short GnRH agonistlerinin aksine burada bir fark bulunmuyor. Ama bu 87 hasta her bir grupta olan çalışmada gördüğünüz gibi kimyasal gebelik oranları, klinik gebelik oranları, devam eden gebelik oranları antagonist lehine. Canlı doğum oranları arasında bu fark istatistiksel anlama ulaşmıyor ama antagonist grubunda %30, MP grubunda %22 canlı doğum elde ediliyor. Çalışmacı eğer bu değerleri belli etkenlere, confounding faktörlere göre düzeltirse aslında canlı doğum oranları açısından da antagonist grubunun daha iyi olduğunu söylüyor. Ama burada da
diğer çalışmalardan farklı böyle bir sonuç çıkmasının amacı, anlamının şu olabilir, nedeninin şu olabileceğini söylüyor. Daha önceki çalışmaların hepsi short agonisti ve onların hepsinde HMG kullanılıyordu ve daha önceki çalışmaların çoğunda dual trigger yapılıyordu HCG ile, ama bu donör siklus çalışmasında FSH kullanılmış ve sadece GnRH trigger yapılmış. Bu bir etken olabilir ve sınır sayıda hasta var short agonist protokollere göre. Ancak sonuç bölümünde reproduktif sonuçlar etkilenebilir. Bunun altındaki mekanizma yüksek progesteron seviyelerin embriyo kalitesi üzerine olası etkilerinden olabileceği şeklinde bir yorum yapılıyor. Biliyoruz ki biz özellikle HCG günü yüksek progesteron saptadığımız zaman gebelik oranlarının olası düşmesindeki nedenin endometriyal etkiler olduğunu düşünürüz. Ancak bu konuyla ilgili daha önce de 2016 yıllarda da tartışmalar, acaba yüksek progesteron embriyonun blastosiste gitme oranını, 3. gündeki kalitesini negatif yönde etkiler mi ile ilgili değişik endişeler var. Burada 3. gün embriyoları da özellikle progesteron HCG günü 2,5'un üzerindeyse düşüş olabileceğini, 5. güne gidişlerde gene özellikle 2'nin üzerinde, 2,5'un üzerinde olduğu zaman 5. gün embriyoların oranında düşme olabileceğini iddia eden çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ama 2020 yılında gene bir donör çalışması, acaba donörlerin HCG günü endojen progesteron seviyeleri 1,5'un altında ve üstünde olması kümülatif canlı doğum oranlarına ve embriyo kalitesini nasıl etkiliyor diye bakıldığı zaman aslında progesteronun böyle bir etkisi olmadığı, asıl belirleyicinin donörün yaşı olduğunu ve toplanan oosit olduğunu, asıl negatif etkilerin endometrium üzerinde olduğunu düşündürüyor. Dezogestrelle yapılan tek bir çalışma, gene donör çalışması, ama bu daha kısıtlı bir çalışma. 35 tane donör oosit retrospektif olarak inceleniyor. Bunda Türkiye'de de Serazette olarak bilinen 75 mikrogramlık dezogestrel kullanılıyor. Burada depo gonadotropin kullanılıyor, enjeksiyon sayısını azaltıp hastanın konforunu arttırmak için, ve eksojen progestin veriliyor. Bu çalışmada da evet daha cost efektif görünüyor. Antagonist yerine donör sikluslarında progestin kullanımı. Ama bu çalışmada da şurada dikkatinizi çekmek istiyorum. Progestin grubunda fertilize olan oosit sayısı daha düşük. İstatistiksel olarak anlamlı değil ama antagonist grubunda canlı doğum oranı daha iyi. O yüzden donör sikluslarında progestin kullanımı ile ilgili bu iki küçük çalışmada bir soru işareti düşüyor. Daha sonra yapılan 2019'daki bir polikistik over hastalarındaki antagonist çalışması 10 mg MPA kullanımıyla antagonistleri karşılaştırıyor. Trigger olarak dekapeptil 02, HCG 2000 ünite, yani dual trigger şeklinde kullanılıyor. Buna baktığımız zaman gene beklendiği gibi HIPPOS protokollerinde genere gonadotropin kullanım süresi ve dozunda gene istatistiksel anlamı olan ama klinik anlamı olmayan bir yükseklik görünüyor. Ama tüm gebelik outcome'larında devam eden gebelik dahil bir fark olmadığını görüyoruz. Son bu konudaki bir çalışmada gene sevgili Funda Göde'den geldi, İzmir'den. Retrospektif bir çalışma. Burada da 200'ün üzerinde her bir grupta hasta var. Didrogesteronla antagonist karşılaştırılıyor ve o da literatürle uyumlu olacak şekilde stimülasyon süresinin ve dozunun, ilaç dozunun bir miktar arttığını, ancak devam eden gebelik oranlarının %50'ler civarında ve her iki grupta benzer olduğunu buluyor. Gene içerisinde Sayın Barış Atan'ın da olduğu Şule Yıldız'ın çalışması, biraz önce bahsetmiştim. Bu da retrospektif bir çalışma, donör siklusunda yapılıyor. Bu çalışmada da MPA kullanılan grupta toplanan oosit ve metafazik sayısı daha iyi. Ancak canlı doğum oranları %50'ye 48 ve istatistiksel olarak fark yok. Bu çalışmanın önemini daha önce söylemiştim. 7. günde ya da 14 milim folikül olduğu zaman progestin başlanıyor antagonist mantığıyla. Yani progesteronu geç de başlasak, LH peak'i başlamadan önce başlarsak LH'ın pikini engelleyebiliriz, antagonist gibi kullanabiliriz. Bir çalışmada burada bazen klinikte başımıza gelebilir, aklımıza gelsin diye bununla ilgili hemen hemen bütün literatürü derleyip size sunmaya çalıştım. Antagonist ile başladık ama beklemediğimiz şekilde bir hastada OHSS'ye gidiş olduğunu gördük.
Mesela buradaki çalışmada günde 3 gün üst üste antagonist verdikten sonraki kontrolde hastanın beklenmedik bir şekilde OHSA'ya girişinin daha yüksek risk olduğunu görüp Ofiris kararı verdikleri hastalarda daha fazla maliyet ve enjeksiyon olmasın diye MPA'ye geçiş yapılmış bu retrospektif çalışmada. Tayvan'dan gelen bir çalışma. Her bir grupta 200'e yakın hasta var ve bunların Towing sikluslarında bu elde edilen embriyoların Towing ile elde edildiği gebelik oranlarının, canlı doğum oranlarının farklı olmadığını gösteriyor. Yani switch olarak antagoniste başlayıp progestine devam edebiliriz. Sevgili Barış Atan'ın bu konudaki review ve meta analizi çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam bu yılın başlarında. Burada da canlı doğum oranlarının antagonist ve progestinler arasında bir fark olmadığını, gene canlı doğum oranları açısından short agonist protokolde daha önce bahsetmiştim ilk çalışmaların çoğunun bu şekilde olduğunu, arada bir fark olmadığını, ancak devam eden gebelik ve canlı doğum oranlarının birlikte alındığı zaman progestinlerin istatistiksel olarak anlama ulaşan daha yüksek canlı doğum ya da devam eden gebelik oranları olduğunu görüyoruz. Ama bu çalışmaların handikaplarını daha önce söylemiştim. Bir çalışmada transfer edilen embriyo sayısı daha yüksekti. Kullanılan trigger yöntemleri farklı. Meta analizde de zaten bu handikapların olduğu ile ilgili özellikle vurgulanan yerler var. Progestinlerle short agonistleri karşılaştırdığımız zaman evet ovaryen stimülasyon süresinde ortalama olarak 0,6 gün uzuyor. Gonadotropin dozu ortalama 433 ünite civarında artıyor. Diğer çalışmalarda antagonistleri birlikte aldığımız zaman gonadotropin dozunda 462 ünitelik bir artış olduğunu söylüyor bu meta analizde. Peki GnRH agonistlerle progestinleri karşılayan çalışma var mı? Buna baktığımız zaman bir tane çalışma, bu da yeni yayınlandı. 4 mg MP ile uzun protokol GnRH'yı karşılaştıran bir çalışma. Bu çalışmada depo progesteron 3,75 dozunda kullanılıyor. Çalışmaya baktığımız zaman 130 civarında her bir grupta hasta var. Bu grupta diğer daha önce bildiklerimizin aksine özellikle depo analoğun baskılayıcı etkisi nedeniyle Hipikos grubunda daha öncekilerin aksine HMG süresinin ve HMG dozunun daha düşük olduğunu, yani progestinler rehine olduğunu görüyoruz biz bu çalışmada. Devam eden gebelik oranları bu tabloda gördüğünüz gibi progestin grubunda %51, kontrol grubunda %50 istatistiksel olarak anlamlı bir farka ulaşamıyor. Peki o zaman ovaryen stimülasyon bölümünü diğer analoglarla karşılaştırmasını bitirdikten sonra trigger'ı o zaman ne ile yapmalıyız? Burada fizyolojik mantığı düşündüğümüz zaman yüksek progesteron seviyeleri hipotalamik GnRH pars inhibisyonuna ve GnRH'da hipofizer yanıtın antagonize edilmesine neden olduğu için sanki HCG'li trigger ya da en azından doğal trigger daha önde gibi görünüyordu. Ama bununla ilgili de yeni bir çalışma, retrospektif olmakla birlikte çok yüksek sayıda hasta içeren bir çalışma yayınlandı. Burada gördüğünüz gibi 8.970 siklus retrospektif olarak değerlendiriliyor. HCG sonrası 10. saatte LH değerlendiriliyor ve eğer HCG yaptıktan 10 saat sonra LH 15 ve altındaysa bu suboptimal yanıt olarak değerlendiriliyor. Bakın 7.486 hasta doğal trigger yapılmış. 1.484 hasta ise GnRH trigger. Yani bu yoğun olarak progestin prime ovaryen stimülasyon kullanan klinikler aslında doğal trigger'ı tercih etmiş. Ama suboptimal yanıtın görünme oranları HCG ve doğal trigger grubunda farklı bulunmamış. Ama suboptimal yanıt verecek hastayı daha önceden predikte edebilir miyiz diye baktıklarında eğer bazal LH seviyeleri 2,27'nin altındaysa GnRH trigger'a suboptimal bir yanıt olabileceğini, öngörebileceğimizi söylüyor bu çalışma. Ve bu çalışmada farklı dozlar kullanılmış. HCG hiç yapılmayan grup, only GnRH trigger, 1000 ünite HCG, 2000 ünite HCG ya da 5000 ünite HCG yapılan gruplar retrospektif olarak karşılaştırıldığı zaman aspire edilen folikül ve toplanan oosit oranlarının HCG yapılan gruplarda HCG hiç yapılmayan GnRH only trigger grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğunu, minimum 1000 ünitelik HCG'nin etkili olabileceğini söylüyor bu çalışma. Tabii ki bu şu açıdan önemli.
Evet, dual trigger yapılabilir. Hatta daha önde gibi görünüyor ama bu grupta OSS'e ihtimal düşünerek hastaya göre tedavi etmemiz ve minimum dozu tercih etmemiz uygun gibi görünüyor. Bununla ilgili gene bu yıl bir case serisi çıktı. İki hasta. Bu da endojen progesterinlerle yani lüteal dönemdeki stimülasyonda GnRH trigger yapıldığında trigger sonrası 12. saatte bunlar da LH ve progesteron bakıyorlar. İki tane parametre var. Eğer trigger sonrası LH seviyesi 15'in altındaysa ya da progesteron 3'ün altındaysa suboptimal GnRH trigger yanıt olarak kabul edilerek rescue HCG yapılıyor. O nedenle bu da aklımızın bir köşesinde olmalı. Bu grupta belki biraz daha monitorizasyonu arttırabiliriz bu anlamda. Peki bu grupta optimal oku zamanı diğer simülasyon protokollerinden farklı mıdır? Ona bir bakarsak. Yapılan bir çalışma var. Bununla özellikle progestin prandial ovaryan simülasyonda 3 gruba ayrılmış. 35.6 ile 36.4 arası, 36 ile 37 arası, 37 ile 37.8 arası. Özellikle 36.4 ve üzerinde OPU ve HCG arası interval olduğu zaman hem toplanan oosit sayılarının hem de implantasyon oranlarının anlamlı olarak 35.6 ile 36.4 arasındaki saate göre daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani 36 üzerinde toplamamız öneriliyor. Aslında pek çok protokolde benzer. Peki spesifik gruplarda biliyorsunuz yeni bir yöntem bulunduğu zaman hep acaba hangi gruplarda işler? İşte özellikle kötü over rezervi, polikistik over ya da endometriyoz gruplarında iyi, daha iyi sonuçlar elde edilebilir mi diye çalışılır. Burada da true responder hepimizin hep daha iyi sonuçlar elde etmek istediğimiz bir grup. Bununla ilgili 2017'de aslında bir prospektif çalışma için bir çalışma önergesi verilmiş ama ben sunumu hazırlarken tekrar baktım. Henüz bu çalışmanın sonuçları yok. Ama bu konuyla ilgili birkaç tane retrospektif çalışma var. Özellikle bu çalışma MPI 10 mg GnRH antagonistle karşılaştırıyor. Hasta sayısı az. Retrospektif bir çalışma. Ama bu çalışmada özellikle kaliteli embriyo sayısının progestin grubunda daha iyi olduğu ve canlı doğum oranlarında bir miktar progestin prime ovaryen simülasyonunda daha iyi olduğunu full responder grubunda retrospektif çalışma iddia ediyor. Gene ileri yaş bir tüp bebek başarısızlığı sonrası GnRH long protokolü hastanın kendisi kendi kontrolünü oluşturuyor. Bir önceki siklusu long protokol, daha sonraki siklusu 10 mg MPA. 104 hastayla yapılıyor bu çalışmada. Bu çalışmada da iyi kalitede embriyo gelişme oranının istatistiksel olarak anlamlı şekilde progestin prandial ovaryen simülasyonda daha iyi olduğu iddia ediliyor. Tabii ki daha güzel dizayn edilmiş, power yüksek çalışmalarla belgelenmesi gereken çalışmalar bunlar. Bu şekilde benzer çalışmalar, retrospektif kohort çalışmalar gene bakın burada mild stimülasyon yapılan 122 hastayla progestin prime stimülasyon yapılan 47 hasta karşılaştırıyor ve gene kaliteli embriyo oranlarının mild stimülasyonda 33 civarında %33 civarında progestin prime stimülasyonda da %50'ler civarında olduğunu iddia ediyor istatistiksel olarak, anlamlı olarak. Ama bu çalışmayı denediğimiz zaman aslında asıl farkın regresyon analizi konuda maternal yaş olduğunu görüyoruz. O yüzden böyle iddialı sonuçlara gelmeden önce daha iyi çalışmalara ihtiyacımız olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Gene MP ile UltraShort protokolün rezervi düşük olan hastalarda yapıldığı çalışmalarda toplanan oosit sayısının, embriyo kalitesinin, canlı doğum oranlarının daha iyi olduğu iddia ediliyor. Bu son bir iki çalışma, bu da bu hafta içerisinde gördüm, yeni yayınlanmış. İleri evre endometriozis hastalarında acaba progestin prime stimülasyon işe yarar mı? Bunda bu hastalar tubal infertilite grubuyla karşılaştırılıyor. Acaba farklı yanıt verir mi progestin stimülasyonu? Bu grupta hem güncel endometriyosu olanlar hem de endometriyokist operasyonu geçiren hastalar var. MPA ile birlikte dual trigger kullanıyor ama bunlarda da progestin ile LH baskılanan ovaryen stimülasyonla protokolleri tubal faktördekiler kadar etkili, hiçbir parametresinde bir fark görünmediğini görüyoruz burada. Gene ileri endometriyoz evreleriyle yapılan bir çalışma
Bu da çalışma 3 gruba ayrılıyor. 4 mg MPA, 20 mg hidrogesteron ya da 100 mg mikronize progesteron kullanılarak randomize ediliyor hastalar. Her bir grupta 150'şer hasta var bu grupta. Bu çalışmaya baktığımız zaman HMG dozu MPA grubunda daha yüksek diğer hidrogesteron ve mikronize progesterona göre çünkü daha potent. Oosit toplanma oranı da MPA grubunda daha yüksek ve MPA grubunda LH baskılanması çok daha yüksek. Daha önce de söylediğimiz gibi potent olduğu için. Ama devam eden gebelik oranları her 3 grupta da %40'ların üzerinde, %45 ile 50 bandında ve istatistik olarak anlamlı bir fark yok. İleri evre endometriyoz grubunda kullanabileceğini söylüyor bu çalışmalar. Peki biz bu yöntemi kullanıyoruz endojen progestin etkisinde ya da eksojen progestin etkisinde. Acaba bu elde ettiğimiz oositlerin, embriyoların öploidi oranları nedir? Diğer normal eskiden yaptığımız gibi foliküler simülasyondaki öploidi oranlarından bir farklılık gösterir mi? Bununla ilgili yapılan bir çalışmada normal konvansiyon ovaryen simülasyon 144 hasta, 10 mg MPA'in kullanıldığı 48 hastanın karşılaştırıldığı bir çalışma var. Burada da konvansiyonel protokolde her enjekte edilen M2 oosit için öploidi oranı %21. Aynı şekilde progestin prime stimülasyonda da %21. Yani öploidi oranları arasından bir sıkıntımız yok. Peki neonatal sonuçlar? Biz bu hastalardan elde edilen gebeliklerde daha neonatal outcome'larda konjenital anomali oranlarında bir farklılık görüyor muyuz? Bununla ilgili meta analiz çıktı. 4 çalışmayı birleştirdi. 4508 hasta progestin kullanarak, 4772 hasta agonist, bunlar short agonist kullanan grupta yapılan çalışmada bu mikronize progesteron, MPA ya da didrogesteron yani her gruptan ilaç var. Bunlara baktığımız zaman konjenital malformasyon oranları açısından bir fark yok. Güvenli gibi duruyor. Yine konjenital malformasyon da hiçbir fark olmadığı gibi düşük doğum ağırlığı ya da erken doğum oranları açısından da istatistiksel bir fark olmadığını görüyoruz. Peki biz bunu niye yapıyoruz? Bu yöntem cost efektif mi? Bütün hastaları bu yöntemi uyguladığım zaman bütün hastaların fresh siklus olmadan dondurmuş siklusa gitmesi gerekiyor. Bu gerekli mi? Bunun için nasıl bir argümanımız olmalı? Cost efektif gibi öne sürülse de buradaki tek avantajı antagonist yerine ya da GnRH analog yerine bir oral tabletin kullanması. Evet, kullanımı kolay. Ama aslında düşünüldüğü gibi sonuçta bir dondurma ve çözme siklusu gerektiği için beklenildiği gibi cost efektif olmadığını gösteren 2019'da yayınlanan bir çalışma bu. Ama eğer biz hastaya gerçekten bir nedenle frizol yapmak zorundaysak, yani hasta genetik hastasıysa, donör siklusuysa ya da onkolojik nedenlerle zaten o embriyoyu o an kullanma şansı ya da oositi kullanma şansı yoksa her türlü eğer donduracaksak evet o zaman cost efektif gibi görünüyor. O zaman biz bu yöntemi hangi hastalarda kullanmalıyız? Donör simülasyonlarda her ne kadar retrospektif ve küçük çalışmalarda biraz biyaslar ve endişeler olsa bile düşünülebilir. Fertility prezervasyonu yapacağımız hastalarda, bir şekilde genetik tanı yapılacak hastalarda, double stimülasyon Shanghai ya da double stimülasyon olarak bildiğimiz pull responderlarda kullandığımız hastalarda fresh transfer yapamayacağımız için kullanılabilir. Bunlar makul, mecburen freeze-all planlayacağımız hastalar. Ya da ovaryen hiperstimülasyon riskini önceden öngörüp bu hastada ben taze transfer planlamayacağım. OHSS riski çok yüksek. Bunu baştan biliyorsak progestinlerle stimülasyon yapabiliriz. Ya da bir çalışmada gösterildiği gibi antagoniste de başlamış olsak bile OHSS riskini gördükten sonra tekrar progestine geçebiliriz. Biz de kendi klinik pratiğimizde açıkçası frizolu rutin olarak her hastada kullanılması gerektiğini düşünmüyoruz. Ama klinimizde progestinleri kullanıyoruz. Özellikle buradaki gibi donör tabii Türkiye'de yok zaten. Fertility prezervasyon isteyen bir şekilde PGT siklusu yapılacaksa o tür hastalarda progestinleri tercih ediyoruz. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım çok sıkmamıştım, çok sıkmamışımdır, çok uzamamıştır. Çok teşekkür ederim hepinize dinlediğiniz için.
Şimdi eğer varsa sorulara bakacağım. Ahmet Hoca, teşekkür ederim. Trigger yetersizliğinde rescue protokolü netleştirelim lütfen. Evet, trigger'dan sonra 18 ile 12. saat arasında bir LH ya da progesteron bakılıyor. LH eğer 15'in altındaysa, progesteron 3'ün altındaysa yetersiz trigger olarak değerlendirerek rescue HCG yapılarak tekrar OP'u yapılıyor. Bu genellikle 1000-2000 ünite arasında ya gördüğüm çalışmalarda bu şekilde HCG rescue yapılabiliyor. Kaan Koca, aşırı cevap vereceği belirtilen hastalarda tercihimiz progesteron mudur? Eğer daha önceki siklusunda OSS gerçekleşmişse bu tür hastalarda rutin olarak her hastaya frizol planlamıyoruz ama eğer bu risk yüksekse o zaman progestin tercih ediyoruz. Biz kendi klinimizde didrogesteron tercih ediyoruz. Özellikle 2018'de o en büyük prospektif çalışmada 500'ün üzerindeki çalışmada efektif gösterildiği ve bizim özellikle luteal destek anlamında da kullandığımız ve neonatal sonuçlarına güvendiğimiz bir progesteron olduğu için klinimizde 2 çarpı 1 şeklinde didrogesteron tercih ediyoruz. Barış Ata yazmış. OASS riski yoksa HCG verip geçelim Ahmet abi. Progestin diye illa agonist trigger şart değil. Evet, HCG Barış gerçekten HCG ya da doğal trigger şeklinde daha düşük doz bir HCG vermek istiyorsak progesteron kullandığımız sikluslarda HCG'li bir trigger daha mantıklı görünüyor. Sadece eğer OASS riski yüksek bir hastaysa belki ondan kaçınılabilir. Zaten frizol yaparak ya da crash protokol yaparak yani OP'u sonrası 5 gün antagonist vererek OSS riskini azaltabiliriz eğer HCG ile trigger etmişsek. Ya da bir çalışma daha çıktı. En az antagonist kadar etkili olduğunu söyleyen OP'u sonrası Femera'nın 5 miligram daha doğrusu letrozolün verilmesi de OSS riskini azaltabiliyor. Ben de o çalışmayı gördükten sonra bir hastada antagonist protokol, antagonist de crash yerine denedim. O hasta da etkili oldu tabii daha yorum yapmak için erken. Yılmaz Güzel teşekkür ediyor. Çok verimli olduğunu söylüyor. Ben de teşekkür ederim. Bülent Haydar Dedeoğlu, Esra Hocam teşekkürler. Pratik uygulamanız hangi hastalardır? Malum bir yıldır ayrıyız. Ben polik planladım hastalarda rutin uyguluyorum. Yine pul responderlar. Evet Bülent, biliyorsun sen de benzer yaklaşımlarımız olabiliyor aynı klinikte uzun yıllar çalıştığımız için. Biz eğer gerçekten pull responder grupsa ve ben double simülasyon yapabileceğimi düşündüğüm bir hastaysa evet öyle yapıyorum. Osit veya embriyo kuryo prezervasyonu için onkolojik hastalar varsa o şekilde yapıyorum. Ve PGT tarama amaçlı değil de tanı amaçlı özel PGTN ya da tek gen hastalıklarında eğer genetik tanı planlıyorsak o tür hastalarda kullanıyoruz. Muzaffer Uçarer, harika bir sunum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kaan Koca, dip derin infiltratif endometriyoz hastalığında LH search önlemek için long galiba kullanıyor musunuz? Ultra long protokol özellikle derin infiltratif endometriyoz hastalarda adenomyosis komponentinin yüksek olduğunu ve bu hastalarda özellikle towing lerden önce, dondurmuş embriyoları kullanmadan önce 3 aylık ultra long protokollerle gebelik oranlarının daha iyi olabileceği ile ilgili çalışmalar var. Biz de kendi klinimizde bunu uyguluyoruz. Ahmet Hoca, geç başlangıçlı progestin antagonist kullanımı beraber full response hastalarında etkili. Rescue'da HCG'den kaç saat sonra OP'u yapılıyor? Ahmet Hocam daha önce planlanan saatte diyebiliyorum. Aksi bir şey varsa siz yazıp paylaşırsanız sevinirim. Biz açıkçası rutin olarak trigger sonrası LH ya da progesteron bakmıyoruz ama biz yoğun olarak doğal trigger kullanan bir ekibiz. Cengiz Bey yazmış. Ben rutin didrogesteron kullanıyorum. O sayısı az, dönülen oranları daha az fakat yüksek embriyo kalitesi ve implantasyon oranları fazla. Cengiz Bey, evet, embriyo kalitesinin daha iyi olduğunu iddia eden çalışmalar var. Polikistik over hastalarında hatta relatif progesteron eksikliğinin düzelmesine bağlıyor ama bunun mekanizmasını açıklamak çok kolay değil. Daha büyük serilerde gösterebilinirse mekanizmaları belki açıklanırsa
daha bir realite olabilir. Fuat Aksoy, güzel sunum için teşekkürler. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Cengiz, letrozol grubunda da immatür oranı, oosit oranı yüksek. Hangi grubu kastettiniz Cengiz Bey bilmiyorum ama Progestin Prime'la ilgili mi bilemedim bu sorunuzu. Tayfun çok teşekkürler. Hüseyin Yeşilyurt teşekkürler. Suna Önder teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Cem Atabekoğlu. Lütal faz kullansak hiç progesteron vermesek. Endojen progesteron lütal faz mı yoksa foliküler faz progestinli mi? Cem hocam tabii ki hiçbir dışarıdan progestin vermeden lütel dönemde yapmak da mantıklı olabilir ama bir rutinimiz var. Hastaların da alıştığı bir rutin var. Hastalar genellikle kliniklere adetin ilk 5 gün içerisinde özellikle ilk 3 gün içerisinde başvururlar. Yoksa denk gelen hastada lütel stimülasyonla ilgili gayet birikmiş hasta datası var literatürde onkoloji hastalarından dolayı güvenle kullanılabilir gibi görünüyor. Fatma Horasan, OASS'e de OPA sonrası antagonist yerine letrozol kullanırken süre doz 5 gün 2 çarpı 2,5 miligram kullanım şeklinde çalışma. Faruk hocam, Faruk Buyur hocam, Esra hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Cem Atabekoğlu çok teşekkürler. Mehtap Polat, Esra abla ağzınıza sağlık. Teşekkür. Ben teşekkür ederim Mehtap. Heşen, öncelikle güzel sunum için teşekkürler Esra. Ben teşekkür ederim. Klasik ovülasyon indüksiyonunda premor LH yüksekliğinin önlemi de VEOS hepsi progesteron kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa hangi protokol? Evet, prematür LH eğer OASS riski olan bir hastada ilk tercihimiz aslında antagonist. Antagonist verdiğimiz hastalarda özellikle long protokole göre daha az OASS olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen daha önce OASS öyküsü varsa ya da çok aşırı yanıklı bir hasta olacağını düşünüyorsanız bu herhangi bir progestinle yapılabilir. Çalışmalar en çok 3 tane progestini, MPA, didrogesteron ve mikronize progesteronu göstermiş. Biz klinimizde didrogesteronu tercih ediyoruz. Aslıhan, Esra Hocam güzel sunum için teşekkürler. Serhan Şevrioğlu, çok teşekkürler Serhan Hocam. Berfu Demir, eline sağlık demiş. Teşekkür ederim Berfu. Barış, Esküde sabit sunur yok bence 24-36. Eski empty folikül olanlarda 24 saat verildi ikinci HCG'den sonra. Evet Barış, yani eski op şöyle HCG'den 36 saat sonra opu yapıyorsak 12. saatte LH kontrolü yaptıysak 24. saate denk geliyor. Orada önceki planlanan opu saatinin değiştirilmesiyle ilgili net bir saat bir çalışma görmedim ben. Empty folikül oranları da aslında genel literatür bilgisi HCG trigger'la general trigger arasında yüzde olarak ikiler civarında bir fark yok ama progestin prime'da progesteronun süpresif etkisi nedeniyle biraz daha HCG'nin öne çıkması fizyolojik anlamda mantıklı gibi geliyor. LH sorunu önleme için IUD Mirena düşünür müsünüz? Güzel, ilginç bir fikir. Mirena lokal etkili. Bunu Mirena kullanırken aslında tabii ki belli seviyelerde emilim olduğunu biliyoruz ve Mirena varken ovülasyon stimülasyonu, ovaryen stimülasyonu yapılabileceğini de biliyoruz açıkçası. Ama bu konuda bu bağlamda progestin prime ovaryen stimülasyonla ilgili yeni bir çalışma gözüme çarpmadı. Berrin Avcı, emeğinize sağlık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Berrin. Kliniğimizden sayın Erhan Şimşek, emeğinize sağlık. Çok kapsamlıydı. Umarım çok sıkmamışımdır. Bütün literatürü derleyerek her konuda paylaşmak istedim. Ahmet Zeki Işık, çok az foliküllü, pardon kaçırdım galiba. Çok az foliküllü olan hastalarda antagonist LH kaçağı %30'lara varıyor. Kombine kullanım bu açıdan faydalı olabilir. Progestin burada geç başlanmalı yoksa baskılayıcı etki yapılabilir. Teşekkür ederim Ahmet Hocam. Her zamanki gibi hem literatür hem klinik deneyiminiz çok geniş olduğu için güzel bir fikir. Teşekkürler katkınız için. Feza Burak, Esra Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Cengiz, ovülasyon stimülasyonda 3 günden fazla letrozol kullanılır da özellikle responderlarda kullanılmamalı. Polikistiklerde kullanılabilir. Pull responderlarda kullanılmaması ile ilgili aksine literatür sunduğum gibi her ne kadar prospektif değil retrospektif datalar olsa da pull responderlarda da kullanımın olabileceği ilgili datalar sundum. Bir tane prospektif çalışma var, clinical trial numarası olan Çin'den. Umarım o prospektif çalışma yayınlanırsa belki buna yanıt olabilir.
Aygun Mamadova, teşekkürler hocam güzel sunum için. Ben teşekkür ederim. Progesteron aç tok verilmesi fark ediyor mu? Hocam etmiyor diye biliyorum ama siz soruyorsanız burada bir fark olabilir. Yazarsanız çok sevinirim. Sedat Kadanalı hocamız. Başak Balaban, sevgili arkadaşım. Eline sağlık sevgili Esra hocam. Ben teşekkür ederim Başak. Semra Kayataş, çok güzel bir sunumda eline sağlık. Ben teşekkür ederim Semra. Dinlediğiniz, bu saate kadar kaldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Son yazılanlar geliyor galiba. Cengiz, bir de progesteron bölümünde lider folikül çapların 19-20 milimde HCG yapmak lazım. Evet, özellikle 17 milim gibi rastgele tercih edilen bir literatürde görünen bir sayı var ama hepimiz klinik teknisyen olarak bunu kullanmıyoruz. Özellikle tüm foliküler dalganın önde gelen diğer arkadan gelen foliküllerin boyutuna bakıyoruz ve ne kadar çok oosit toplayabileceğimizi hesaba katarak 20'lerin üzerine kadar bile HCG için ya da Tilbur için bekleyebiliriz. Cengiz teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Özkan Özdağ elinize sağlık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hepinize. Sedat hocamız yazıyor. Progesteron tok ebilimi daha yüksek. Teşekkür ederiz hocam. Katkınız için. Eren Ergican Mavruk, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Eren. Bülent Duran teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz. Aslıhan, genel trigger sonrası OPA'da bir overden oosit çıkmayan olguda aynı gün antagonist progesteron süpresyon uygulamaya devam edip aynı gece HCG trigger 36 saat sonra ikinci OPA'da diğer overden oosit alınabilir. Deneyiminiz var mı? Serhan Cevrioğlu. Serhan hocam, empty folikül sendromunda eğer bir taraftan foliküllerden oosit çıkmazsa HCG seviyesine bakıyoruz. Aslında HCG yapılmış mı diye, HCG etkisi var mı diye. O hastalarda 100-150 civarında olmasını, eğer yoksa bir gene rescue trigger yapıp 24 saat sonra yapmasını şeklinde bir çalışma var. Ama progestinle ilgili açıkçası böyle bir deneyimimiz yok. Rescue, özellikle empty folikülden sonraki rescue'lardaki HCG deneyiminden sonra da çok yüz güldürücü sonuçlar aldığımızı çok fazla sayıda hastamız olmamakla birlikte söyleyemeyeceğim. Faik Mumtaz Koyuncu hocamız, Esra Hanım güzel sunum için tebrikler. Çok yararlandım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şule Yıldız teşekkürler Esra abla. Ben teşekkür ederim. Engin Türk geldi. Teşekkürler. Fatma Kaya Ataş çok güzel bir sunumdu. Emeğine sağlık Esra'cığım. Ben teşekkür ederim Fatma Kaya Ataş. Benim asistanlıktan kıdemli. Şafak Baran emeğinize sağlık Esra ablacığım. Ben teşekkür ederim Şafak. Osman Balcı Dilay teşekkür ediyor. Ben teşekkür ederim hepinize. Cengiz bir katkı yazmış. Letrozel immatür oranı yüksek olduğundan pür responderlarda kullanılmamalı diye bir katkısı var. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir tartışma olmuştur. Pınar Aytaç, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunumunuz. Teşekkürler sevgili Pınar. Barış, teşekkürler. Eren, teşekkürler. Sedat hocamızın bir yorumu var galiba. Çok teşekkürler Sedat hocam. Kapsamlı bir sunum olduğunu yazmış. Çok teşekkür ederim.